Serimizin 5. videosunda figürümüzün kafa kısmını ve örümcek konseptli başlığını yapacağız. Gayet güzel bir çalışma oldu. Kafamız güzel oldu. Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? Öyle böyle değil. O için. Şimdi o kadar güzel. Bak. Başkan bir dinlesene. Şimdi dilerseniz kafamız nasıl güzel olmuş aşama aşama görelim. Bahçe telimizden bir parça kesip kafa şeklinde kıvırıyoruz. İçerisine de alüminyum yerleştireceğiz. Zaten bu yöntemi diğer videolardan da hatırlıyorsunuz. Alüminyumla şöyle top gibi yapacağım. Bu benim iskeletim oldu. Şimdi üzerine kille giydiriyorum. Tabii ki tutkalla yapıştırarak. Sonra vücuduma yerleştirip şöyle bir baktım. Fazlalıklarını alıyorum maket bıçağıyla. Güzelce oranladıktan sonra yüz detaylarına girmeye başlıyorum. En çok kullandığım malzemelerden biri. Malzeme videolarını izlediyseniz zaten bileceksiniz bunları. Hepsini tek tek anlatmıştım. Evet, yüzü şekillendirirken birçoğunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi yine fırçamın, boya fırçasının sapını kullanıyorum. Kendi yaptığım malzemeler, alet, edevatlar. Evet, şu anda çok detaylı bir şekilde çalışıyorum. Burayı tam zamanlı yavaş olarak göstermek istiyorum size. Bakın, çok ince ince dokundura dokundura, çünkü oldukça küçük bir ölçekte çalışıyoruz. Daha küçük ölçekler de var tabii ama bu da büyük bir ölçek sayılmaz. O yüzden detaylı bir şey olsun istiyorum. İnce ince, yavaş yavaş, küçük dokunuşlarla şekillendiriyorum. Yüzün de anatomisi var biliyorsunuz arkadaşlar. Vücudun anatomisi olduğu gibi insan suratının da bir anatomisi var ve bu çok önemli gerçekten. Gerçekçi bir bakış ve düzgün bir anatomi yakalamak için bunu da çok iyi çalışmamız ve tekrar tekrar yapmamız gerekiyor. Gerçekten ufak bir hatada yüz şekli aşırı bozukluk gösterebiliyor. Yani elmacık kemiklerinin çıkıklığı ya da burun yanlarındaki çukurluklar. Şimdi gözlerini yerleştirdim. Oraya tabii göz kapağı falan yapacağım. Böyle pörtlek kalmayacak o gözler. Fırçayla, kuru fırçayla yavaş yavaş yediriyorum. Bu da bakın sivri uçlu malzemem. Aletim. Onun ucunu sivritmiştim, iğnenin ucunu iyice. Şimdi onunla da en ince detayları giriyorum. Gözler çok önemli. Gözlerdeki simetri çok önemli. Benim de çok zorlandığım noktalardan biri. Ama eliniz alıştığı zaman hepsini yapabilirsiniz. Yani 10 kere yapın, 20 kere yapın, 30 kere yapın. Muhakkak bir zaman sonra eliniz alışacak. Şimdi o örümcek konseptli başlığını yapıyorum. Onun da içine yine bir iskelet yapacağız. Tekrardan yine bunu da alüminyumla dolduruyorum içerisini. Ve altlığım hazır. Bakın kafaya da şöyle yerleştirdim. Aşağı yukarı böyle bir şey olacak. Kafasının içini oyuyorum ki oraya tam otursun diye. Evet, aynen bu şekilde başlığımız psikopos şapkası gibi oldu şu anda ama birazdan şekillenecek. Yine yapıştırıcı kullanarak kilimi giydirdim. Bakın büyük tahta E5 şuarımla iyice düzelttim. Sonra kenarlarını düzelttim. Burayı bakın önemli, tırnağımı kullanıyorum görüyor musunuz? Hani alet edevat videosunda söylemiştim. En önemli aletiniz elleriniz diye. Burada da bakın tel fırçayla tüy yapıyorum. Tel fırçanın ucunda biraz kil kalmıştı ama o tüylü görüntüyü sağlıyorum o tel fırçayla. Başlığı da yapıştırdım. Kafaya yerleşti. Coneheads vardı eski bir film. Ona benzedi. Şimdi o bacakların geleceği kısımları ayarladım. Ve ön kısmında biliyorsunuz bir örümcek suratı var. Gözler falan var böyle. Onları yapıyorum gördüğünüz gibi. Örümcek gözlerini açtık. Boynuz değil de ne bunlar? Örümcek bacağı.
örümcek bacaklarını. Onların da içine iskelet. Her zaman iskeletimiz var bir kere. Tel iskeleti yapıyoruz. Bakın aynen bu şekilde. Şimdi bu telleri kille giydireceğiz. Gene yapıştırıcıyla yapıştırıyorum. Kille saracağım. Yapıştırmazsanız gerçekten o kili o telin üzerinde zapt edemezsiniz. Şimdi bakın ince bir katman sardım. Bunun üzerine artık istediğim gibi kil giydirebilirim. Çünkü kil kili tutacak. Kil kile yapışacağı için rahat bir şekilde üzerinde oynayabileceğim. Öbür türlü döner durur. Yapışmaz çünkü. Bakın eklemleri yaptım. Şimdi kafasının arka kısmındaki o tasarımımızı hatırlarsanız karakter tasarımı videosundaki şekle birebir aynen uyuyorum. Ne yap düşündüysek başta aynısını teker teker uyguluyorum. Evet bakın güzel bacaklar da bitti. Gayet şekilli oldu. Şimdi burada kafayı gövdeye monte ettim, yapıştırdım. Ve kaynatıyorum oraları ama ileride başıma geleceklerden habersiz masum masum gördüğünüz gibi kaynaştırıyorum. İşte kolye kısmını yapıyorum. Ve başıma gelen kötü olaydan sonra mecburen kolye dizaynında bir değişikliğe gitmek zorunda kaldım. Onu da yeri gelince şimdi göstereceğim. Bakın gözleri yerleştiriyorum. Hala çok masum bir şekilde başıma geleceklerden habersiz. Kulakları yapıyorum. Kulak yapmak çok zor gelirdi bana. Acayip gıcık olurdum. Ama öğrenince çok basit. Gerçekten hatta kulak yapmayı sever oldum. Göz kapaklarını belirliyorum. Facia adım adım yaklaşıyor. Saçlarını yapıyorum. Bakın güzelce şöyle kafasının kenarlarına saç kıvrımları ekledim. Ve işte kafa kopuyor. Çünkü İskelet çok sağlam olmadı orada. Kafa tutmadı. Bu yüzden boynundaki kolyede bir dizayn değişikliğine gitmek zorunda kaldım. Şöyle bakın. Tam işte düzgün bir şekilde kafayı yerinden çıkartıyorum. Oraya böyle bir işte zincir mi diyelim ya da ne diyelim halka şeklinde bağladım. Bu şekilde yapıyorum çünkü ek orada belli olmayacak. Yani ikisini ayrı ayrı pişireceğim. Oradan taktığım zaman kafayı ne olacak? Bu detay, oradaki halka detayı beni kurtaracak. Baştan öyle düşünmedik. Ama şimdi düşünmek zorunda kaldık. Yüz hatlarını biraz daha inceltmek istiyorum. Yüz gerçekten hani istediğiniz ifade çok kolay oturtamayabiliyorsunuz. Tekrar tekrar yapmak lazım. Ben de zorlanıyorum çünkü çok fazla heykel yapamadığım için zamanla insan alışıyor. Bakın şimdi işte aşağı yukarı tamamıyla bitti sayılır. Çok ufak birkaç eksiği kaldı. Ama %99'u bitti. Gördüğünüz gibi işte kafasının arkası da bu şekilde. Gayet güzel oldu. Kafamız güzel oldu. Evet, figürümüz yavaş yavaş şekilleniyor ve sona doğru yaklaşıyoruz. Siz de kanalı desteklemeyi lütfen unutmayın. Abone değilseniz abone olun, videoları beğenin, arkadaşlarınıza tavsiye edin. Size güzelliği getireceğim. Ayakkabılar burada kalmıştı.